Her bir doğruyu teker teker çizelim. Şurada bir koordinat sistemi oluşturalım. X eksenimiz ve Y eksenimiz olacak şekilde. Şimdi A seçeneğinde X'e 0 verir isek 0 artı 2Y eksi 4 eşittir 0. 2Y eşittir 4. Y eşittir 2 olacaktır. Y'ye 0 verir isek o halde X artı 2 çarpı 0 eksi 4 eşittir 0'dan X eşittir 4 olacaktır. X'i 4 noktasında, Y'yi 2 noktasında geçen bir doğru çizeriz. Bu A seçeneğine ait olan doğrudur. B seçeneğinde X eşittir 5 doğrusu diyor. 5 noktası şurada bir yerde olsa X eşittir 5 doğrusu da şöyle bir doğru olacaktır. X eşittir 5 doğrusudur bu da. C seçeneğinde Y eşittir X bölü 2 veya X eşittir 2Y doğrusu diyor. Yani bunu çizerken şöyle bir şey yapıyorduk. X, Y tablosu çiziyorduk. Bunun zaten orijinden geçtiği net bir şekilde belli oluyor aslında. Y'ye 1 verirsek X'imiz de dikkat edecek olursak 2. Y'ye 0 verirsek X'imiz de 0 oluyordur. Yani 0'a 0 noktasından ve 1'e 2 noktasından geçen şöyle temsili bir doğrumuz olacaktır. Bu X eşittir 2Y doğrusudur. Şimdi Y eşittir 2x artı 6 doğrusuna bakalım. X'e 0 verir isek Y değerimiz burası gider 6 olur. Y'ye 0 verirsek 2x artı 6 eşittir 0'dan x eşittir 6 diğer tarafa eksi 6 olarak geçer. 2x eksi 6'ya eşit ise x değerimiz eksi 3 olacaktır. Yani eksi 3'e 6 noktasından geçen şu şekilde çizilen bir doğru olacaktır. Bu da orijinden geçmez. Dikkat edecek olursa orijinden geçen doğrumuz x eşittir 2y doğrusudur.